İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, yönetmen Robert Gedikyan'ı Boğos Nubar madalyasıyla onurlandırdı. Şuşi Yurtseverler Birliği üyesi Birleşmiş Milletler Ofisörü'nde bir gösteri yaptı. Almanya ve Avrupa Birliği baskıyı artırmalı. Alman Bundestag milletvekili Azerbaycan tarafından Berdzor Koridoru'nun kapatılmasına değindi. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu'nun hazırladığı Ermeni savaş esirlerine yapılan işkencelere dair rapor uluslararası meslektaşlarına gönderilecek. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Şarur. Batı Ermenistan'da el sanatları, ipek üretimi. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV, Robert Flores tarafından düzenlenen etkinliğe değindi. Etkinliğe Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan da davet edildi ve Batı Ermenistan hakkında bir konuşmada bulundu. Devlet Başkanı Abrahamyan konuşmasında özellikle şunları kaydetti. Batı Ermenistan, Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid'in gerçekleştirildiği Ermenistan'dır. Ona göre biz Ermeni soykırımı terimi olarak ifade etmiyoruz. Suç olarak soykırım Ermenilerin değil Türklerin inisiyatifidir. Bu yüzden Ermenilere karşı işlenen soykırım diyoruz. Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosid, Türkiye tarafından işlenen bir insanlık suçudur. Ben, Bay Gedikyan ve Bay Misak Manuşyan o soykırımdan sağ kurtulanların nesilleriyiz. Bu tanıklığı, tarihi ve mirası beraberimizde taşıyoruz. Böylece Bay Gedikyan o mirasın özgünlüğünü günümüze taşıyor. Etkinlik sonunda Armenak Abrahamyan ünlü yönetmenin çalışmalarını büyük beğeniyle karşılayarak Sayın Gedikyan'a Boğos Nubar'ın adını taşıyan bronz madalyayı takdim etti. Bir grup Azeri tarafından sözde çevresel nedenlerle kapatılan Artsah'ı Ermenistan Cumhuriyeti'ne bağlayan Berdzor Otoyolu'nun açılması için Şuşi Yurtseverler Birliği üyeleri Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Birleşmiş Milletler Ofisi önünde gösteri düzenledi. Şuşi Vatanseverler Birliği'nin bir üyesi olan Ayda Avanesyan, aile üyelerinin şu anda Artsah'ta kuşatma altında olduğunu söyledi ve Azerbaycan'ın bu canice ve soykırımcı politikası yüzünden memleketine dönme şansı yok. Gösteriye katılanlar meydana gelen olayları haklı olarak protesto ederek ortaklaşa Birleşmiş Milletleri Berdzor Otoyolu'ndaki trafiği eski haline getirmek için adım atmaya çağırdılar. Almanya Federal Meclisi Hür Demokratlar Partisi üyesi ve Alman Ermeni Formu Başkanı Till Mansmann, Berdzor koridorundaki durumu bir tweette ele aldı. Armenpress'e göre milletvekili, çevre aktivistlerini insan haklarını ihlal etmek için bir bahane olarak kullanmanın sırf kinizm olduğunu yazdı. Till Mansmann, kışın ortasında binlerce kişiye enerji ve gıda tedarikini durdurmak, doğalgaz ve gıdayı silah olarak kullanmak demektir. Almanya ve Avrupa Birliği baskıyı artırmalı diye yazdı. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu temsilcileri 13 Eylül'de Azerbaycan'ın başlattığı askeri saldırı sonucunda yakalanan ve ülkelerine geri gönderilen 17 Ermeni savaş esirinin tamamıyla özel görüşmelerde bulundu. Özel görüşmeler sırasında insan hakları savunucusunun personeli Ermeni askerlere yönelik işkence ve kötü muameleye ilişkin verileri ortaya çıkardı. İnsan hakları savunucusu Kristine Grigorian bunu Armenpress'in sorusuna yanıt olarak belirtti. Kristine Grigorian, özel görüşmeler sonucunda ortaya çıkan bilgiler özetlenmiş ve esir kişilerin aile üyelerinin kabulü sırasında insan hakları savunucusunun temsilcilerine açıklanan bilgilerle ve ayrıca çeşitli sosyal platformlardan medya kaynaklarında yer alan Ermeni askerlerin esaret dönemlerinde çekilmiş videolarıyla eşleştirildi, dedi. Yukarıdaki tüm bilgi ve gerçeklere dayanarak insan hakları savunucusu, Azerbaycan'ın Ermeni karşıtı politikasının bir tezahürü olarak Ermeni mahkumlara yönelik zalimce muamele ve işkence başlıklı olağanüstü kamuya açık olmayan bir rapor hazırladı. Rapor Ermenistan Cumhuriyeti'nde akredite olan büyükelçilere, uluslararası yetkili kuruluşlara ve diğer yetkililere, ayrıca uluslararası diğer aktörlere gönderilecek. Batı Ermenistan, hem 2. Artsah Savaşı sırasında hem de Eylül Savaşı sırasında sınırda korkunç manzaraların eşlik ettiği benzer işkence vakalarını çeşitli uluslararası platformlarda paralel olarak sunuyor. Şarur ilçesi, Batı Ermenistan'ın Nahçivan ilçesinden ayrılarak 1849 yılında kuruldu. 1875'te Şarur Ovası, Bayotzor ile birlikte Şarur Daralakyaz ilçesini oluşturdu. Daha önce 1747-1827 yılları arasında Nahçıvan Hanlığı'na, ardından Nahçıvan ilçesine dahil olmuştu. 1918-1920'de Ermenistan'ın ilk cumhuriyetine dahil oldu ve 1920'den itibaren Sovyet Ermenistan'ı Daralakyaz ile Nahçıvan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti arasında bölündü. Ermeniler ağırlıklı olarak Daralakyaz'ın dağlık bölgelerinde yaşıyordu. Şarur Ovası'nda 7 Ermeni köyü vardı. Şarur'un yerli Ermeni nüfusu Türk barbarları tarafından soykırıma tabi tutuldu ve bunun sonucunda nüfusun %70-80'i katledildi. Bölge 16 Mart 1921 tarihli Rus-Türk anlaşmasına göre ödül olarak suçluya teslim edildi. Katliam 1918-1920'de devam etti. Köşe yazarı Mikael Der Avakyan, Johovurt adlı gazetenin 1920 yılının 20 Ekim tarihinde çıkan sayısında şöyle yazdı. Şarur Ermenilerini Parçı köyünde topladılar. Orada Türkler din adamlarıyla birlikte Ermenilerin giysilerini çıkardı ve kızgın şişlerle vücutlarına haç işareti çizdiler. Doğmamış çocuğu anne karnından çıkardılar ve eti babasını yemeye zorladılar. Yaklaşık 700 Şarur sakinini Alişarı köyü yakınlarında Yeras nehrine attılar. 6400 Ermeniden ancak 300-350 kişi kaçmayı başardı. Şu anda Şarur'un Ermeni köyleri yıkılmış ve kül yığınına dönüşmüştür. Antik çağlardan beri ipek kumaşlar uluslararası ticaretin en saygın nesneleri arasında yer almıştır. Doğu ile Batı arasında ipek ticareti yapmak için kullanılan İpek yolu M.Ö. 2. yüzyılda oluşturulmuş ve 16. yüzyıla kadar işletilmiştir. Batı Ermenistan'da ipekçilik önemli bir gelişme kaydetmiştir. 9. 12. yüzyıllar arasında Ermeni ve Arap yazarlar Ermenistan'da özellikle Dvin'de üretilen ipekli kumaşlardan bahsettiler. O döneme ait ipekli kumaş örnekleri de Ani kazılarından günümüze ulaşmıştır. 7. yüzyılda yaşamış Ananya Şirakatsi, Gerbasa Gortz çok ince kumaş terimini ipekçilik anlamında kullanmış. 11. yüzyıl yazarı Grigor Magistros ise ipekçiliği ayrı bir zanaat olarak görmüştür. Ayrıca ipek kumaş ibrişim olarak da adlandırılır. Ermenistan'da yapılan ipek iplik ve ince ipek kumaşlar güzel bir parlaklığa sahipti, yumuşak, dayanıklı ve iyi boyanmıştı. Özellikle Vordan Garmir adlı meşhur boya ile boyanmış Ermeni ipek kumaşları ünlüydü. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV, hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Desteğiniz, bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Margarit Şahinyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Serov Madunem Merel adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.